Biz alternatif olarak deve kuşuna girdik. Hani deve kuşu alternatif açısından çok güzel, verimi güzel. Hani geliri çok güzel. En azından sabit fiyat dediğimiz olay. Yani hesap yapabiliyoruz patatese nazaran. Tavsiye ederim. Güzel bir iş. Soğuk sıcak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde iklime takılmıyor. Yani eksi 40 artı 60 dereceye dayanabiliyor. 70-80 yıl ömür süreleri var. Yılında hobi olarak 3-4 tane aldım, büyüttüm. Yavaş yavaş tecrübe edindim, bilgilerini topladım. Hani biraz daha kendimizi geliştirdik. Artık ticari, profesyonel manada da şu an üretiyoruz. Yıllık kapasitemiz 250 yavru kapasitesine çıkardım yani. Daha önce azdı miktarlar. Şu an yıllık kapasitem 250 yavru civarında. Erkeklerden 100-120 kiloya kadar et verebiliyor. Dişiler 70-80 kilo et verebiliyor. Eti yağsız, hani kolesterolsüz, lifsiz. Çok güzel bir eti var. Bazı kesim çok seviyor. Dedim ya, et için bizden yavrusunu talep edip yetiştirip et için kullanıyorlar yani. Özbekistan'dan bir rakis yavru çok istiyorlar. Biz tabii bizim kapasiteyi aşacak kadar. Diğer ülkelerden de var ama biz cevap veremiyoruz şu an. Ama çalışmalarımız var. İleriki yıllarda inşallah yurt dışına etlik dediğimiz, hani atıyorum adet olarak 500 bin tane başlamam gerekiyor. O da biraz daha altyapı gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Onları da düşünüyoruz yani. Mesela dövsüz dediğimiz böyle belli oluyor. Şeffaf vaziyette kaldığı için dövsüz olduğunu anlıyoruz. Belçika'da derisini işlemede kullanıyorlar. Yani nasıl söyleyeyim, ayakkabı, bayan çantası, hatta günümüzde cep telefonu kılıfları. Oradan talep var. Olursa yani anlaşabilirsek bir şeyimiz var. Hani pazarlık demeyeyim de görüşmemiz var. Eğer olursa direkt oraya çalışacağız. Ki bunu da çok istiyorum. Direkt yurt dışından döviz gelecek diyelim. Bunları örümcek kovması için isteyen vatandaşlarımızı onları ayrıca gönderiyoruz. Şimdi bize ulaşan vatandaşlarımız oluyor. Biz yapalım mı, girebilir miyiz? Benim tavsiyem direkt anaç alıp, hani hemen makine aldım, yumurta hemen çıkarayım. O biraz daha sıkıntılı, hata yapabilirler. Yavru almaları, yavru da gözetleyerek, hani biraz daha ne olduğunu görerek, hayvanı tanıyarak, bilgi toplayarak yapılırsa bu iş para kazandırır, güzel de bir iş. Yani biraz sabır lazım. Bir anda olmaz. Normalde tüyleri bu aylarda yolunuyor işte. Veya kendileri bırakıyor, oradan toplanan tüyler.